Ne öngörüyorsunuz? Ya bir kere bu tabii sen de söyledin, SPK şimdi bu önemli bir şey. Yani oradaki manipüle etmeye de müsait, işte böyle bir karar aldığında oradaki hisseler vesaire falan, yani o apayrı bir soru. Ben tabii bu 8 tane maddeyi çok güzel hazırlamış arkadaşlar. Az önce siz de çok Hüseyin güzel, Özkök'e de teşekkür evet, edelim, Hüseyin o da destek verdi. Özkök'e de Bu bu konuları iyi konularda araştırıyor çok çünkü, doğru iyi bir söylüyorsun. gazeteci. Çok doğru söylüyorsun. Çok da iyi bir insan, işinde de başarılı. Aynen. Siz de az önce söylediniz çok güzel. Yani bu 8'in altına bir daha fazla işte maddede Tabii. sıralayabiliriz dediniz. Ben şimdi bunlar zaten konuşuluyor. Yani işte Fenerbahçe'nin zarar edeceği, ben de ek söyleyeyim. Mesela Ferdi'yi satamadın, öbür sene TFF1'de Avrupa'ya gittiğinde diyecekler ki yani bir Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımda, Avrupa'da oynamış bir takımda farklıdır. Ferdi'nin rakamı bu sene satmanın farzını kaldı misal. Seneye farklı. Yani kendi kulübün değerleri de ciddi anlamda sıkıntıya girer. Onlar da düşüş sağlarsın. Yalnız işte Fenerbahçe'nin yaklaşık 70-80 milyon euro oyunculara bir rakam ödüyor. Şimdi market değeri Fenerbahçeli oyuncuların şu anda 250 milyon euro falan. Yani 3 aşağı 5 yukarı işte o rakamlara oynuyor. Şimdi 70-80 milyon euro düştün. TFF1'de tekrar işte bu rakamlar vesaire, kimler olacak, ne edecek? Bu zararı kendi, mesela Ali Koç dedi, kendi karşılayacak, kulübe yazdırmaması gerekir hiçbir şekilde. Yani vesaire vesaire, bunu birçok çoğaltabilirsin. Yani bununla ilgili konuşulabilir. Ben burada esasen en büyük yani Fenerbahçe'nin çözülmesi gerek. Sorun bunlar değil. Yani bunlar zararı edecek vesaire falan. Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı varsa düşünüyor. Eğer böyle işte bizimle ilgili işte bir sıkıntı yaratıyorlar, İşte bizimle ilgili problemler var diyorsa, Fenerbahçe'nin büyüklüğü az önce söyledim, 117 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Bunlarla savaşacak. Ya yani bunlarla savaşması, bunların üzerine gitmesi. Yani masada da daha güçlü olacak. Türkiye'de evet saha içinde de kazanılıyor ama maalesef futbol bir masada da bir dönen oyun. Yani orada da güçlü olması gerekiyorsa Fenerbahçe'nin rakiplerinden orada da güçlü olması gerekir. Bunun savaşını vermesi gerekir. Yani bu TFF1'e düştü. Tam şampiyon oldu çıktı. Öbür sene yine hakemler gelecek. TFF1'de de hakem gelecek. Süper Lig'e çıktığında, öbür sene şampiyonluğu oynadığında tekrar yine gelecek. Bir de Fenerbahçe'yi yani bir 5-10 yıl arası bu karar geriye götürür sportif anlamda. Yani yok Evet. futboldan çekil et falan. Yani Fenerbahçe öbür spor branşlarda da evet çok başarılı. Ama herkes ne istiyor? Fenerbahçe yani genelde taraftar futbolda şampiyon olmak istiyordur. Yani amatör branşlara tabii ki saygımız var. Orada da sporcular var. Biz de eski bir sporcuyuz. Ama deseler yani şöyle bir seçim, ya işte takım Süper Lig şampiyonu olsun, öbür branşlar ikinci olsun. İnan futbolu seçilir. Yani futbol yani 100 yılın oyunu, hepimizin bildiği gibi. Dünyada düşün 8,5 milyara yakın neredeyse insan var. Yani 6 milyar falan insan, 6,5 belki 7 milyar insan neredeyse yani buna meraklı yani. Dünyanın her Şimdi kıtasında. Şimdi Fenerbahçe'nin az önce söylediğim gibi eğer böyle bir sıkıntı, evet hakkımız yeniliyor varsa, masada o zaman daha güçlü olmanın formülünü arayacak. Eğer orada güçlü değilsen zaten yani sen öyle düşü bilmem ne düşelim, mali zararlar vesaire, şunlar bunlar, bunlar hep konuşulacak. Bundan sonra yazıp çizilecek. Esas Fenerbahçe'nin o güçlü hale nasıl getireceğiz? Madem kendi düşüncelerine göre hakkı yedildiğini düşünülüyor. Evet bir kesim onlar tarafından Fenerbahçe işte bizle uğraşılıyor, işte şampiyon olmamız önümüzün kesiliyor falan vesaire diyor. Özellikle kim? MHK'ye bunu söylüyor. Futbol Federasyonu'na söylüyor. Demek ki buralarda, masa dediğim burada yani MHK'de ve Futbol Federasyonu'nda daha güçlü olacaksın. Orada kurullarda daha güçlü olacaksın. Yani orada masaya yumruğunu vurduğunda, hakkını savunduğunda daha güçlü olacaksın. Yani bunun bir kere çözümünü bulması gerek Fenerbahçe'nin. Böyle bunlar sıralanan edilir, şunlar bunlar konuşulacak, ikisi sonra uzarsa 9'una kadar vesaire, Nisan'ı uzayacak ama en önemli ne olacak? Sorunlar bitmeyecek. Fenerbahçe'nin eğer burada bir güçsüzlüğü varsa, burada bir sıkıntısı varsa bunu çözmesi gerekir. Büyük kulüp tavrıyla, duruşuyla yani o 117 yıllık işte hepsini ne kadarsa Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için söylüyorum. Yani kaç yıllıksa bunu bu hareketleriyle zaten fark yaratır. Eğer sen Fenerbahçe olarak gücünü buraya yoğunlaştıracaksın. Böyle çekilme etme bizim hakkımız vesaire falan bilmem ne değil. Esas o bütün Fenerbahçe'nin önde gelenleri organize olup, ya biz evet ne çekilmesi, ya bizim evet böyle bir haksızlığımız oluyor vesaire falan, biz buralarda nasıl daha iyi olabiliriz, neyi eksik yaptık, neleri daha farklı yapmamız gerekir. Madem biz bunları böyle biz düşünüyoruz, bize yapıldığını Fenerbahçe Kulübü bunu düşünüyor,
bununla ilgili çözümler üretmeli. Yani çekilmenin sen çözüm olmadığını tabii söylüyorsun. Tabii ki büyük takım olmaz. Büyük takım yani ben oynamıyorum hadi git falan doğru olmaz. Yani doğru, kendileri hakkını yeniliyor olduğunu düşünebilir evet. Ama dediğim gibi 117 yıllık kulüp masada kazanmasını da bilir. Orada güçlü esas camianın önde gelenlerini toparlayıp orada nasıl güçlü oluruz, ne yapabiliriz, kurullarda ne yapabiliriz, MHK'de, Futbol Federasyonu'nda. Eğer bir şeyden memnunduysak onun yerine başka biri gelmeli. Bununla ilgili nasıl çalışma yapmalıyız? Ya bunun organizasyonunu yapmalı. Bir de şu da var. Ben mesela önceki gün bir çok güvenilir Fenerbahçe'nin içinden çok güvenilir bir kaynaktan bir bilgi aldım. Bilgi de şu. Az önce Rafa Silva'da olayında olduğu gibi Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi, bu olaydan öncesini kastediyorum. Sezon sonunda sözleşmesi biten yine Edin Dzeko gibi dünya yıldızı bir oyuncuyla anlaşmış. Hatta İsmail Kartal da, teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla konferans usulü görüşmüş. Onu da söyleyeyim. Yani bütün bu hazırlıklar yapılırken, gelecek yıl için çok büyük transfer planlama yapılır. Hadi Edin Dzeko kalitesinde yani öyle bir dünya yıldızı sözleşmesi biten. Yani bu hazırlıklar yapılırken bir anda işte ligden çekilme, düşelim. Yani böyle bir de hazırlık var. Fenerbahçe üzerine koyarak önümüzdeki sezonun hazırlıklarını aynen Galatasaray gibi yaparken, planlama yaparken birden böyle bir şey var. Yani onları da mı çöpe atacaklar? Gerçekten bence öfkeyle alınmış bir karar. Tamam saygı duyuyoruz tabii ki kararlar ama Reha Hocam'ın dediği gibi çözüm değil. Yani çözümün kaynağı neresi? İşte Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Futbol Federasyonu. Oturur, sağlıklı bir şekilde herkes eteklerindeki taşı döker. Gerekirse 3-5 gün süren konferans, ne bileyim, sempozyum ne diyorsanız yapılır. Beyin fırtınası yapılır. O önde gelen Fenerbahçeli yönetici eski başkanlar. Şurada derler ki onlar da herkes üzereleştirisini yapar. Tabii. Fenerbahçe der ki evet evet burada da biz hakemden yana şanslıymışız. Diğer taraftan şurada canımız yandı. Futbol Federasyonu da der ki evet şurada haksızlık oldu ama biz şurada bu kulüplerimizi koruduk. Büyük kulüpleri şu oldu bu oldu. Hani Fenerbahçe şunun üzerinden gidiyor. Ya biz 11 yıldır şampiyon olamıyoruz. Güçlü kadrolar kuruyoruz, haksızlığa uğruyoruz. Bir birikim oldu. Ama bunu tek sezon üzerinden, bu sezon üzerinden okumak da doğru değil. Hocamın dediği çok doğru. Bu şekilde Fenerbahçe daha da kötüye gider. Yani yıllarını kaybeder. Oysa konuşarak, karşılıklı istişarelerde bulunarak bu çözülür. Ya neyimiz eksik, neyi tamamlamamız gerek? Ya bunları konuşması gerek. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı geçmişte yöneticilik ve başkanlık yapan insanlar bir şekilde mesela yok ortada. Bak Galatasaray'da bu olmuyor. Mutlaka vardır orada da bir muhalif ama görmüyorsun, etmiyorsun. Fenerbahçe mesela Galatasaray'da hiçbir şey yok. Sıkıntılı gittiğinde de yok. Şampiyonlar Ligi'nde mesela 3. oluyor. Pıra eleniyor. Yine yok.